partilerden ve ittifaktan bağımsız bir aday olarak yola çıktınız bu süreci ama Zafer Partisi'nin eski üst kurul delegeliği de yapmış bir insanım. Kısa sürede olsa. Parti içerisinde sonuçta ana kademede Zafer Parti var ittifakta. Parti içerisinde demokrasiyi sağlamadan ülke genelinde nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Zafer Partisi içinde ben nasıl bir şey sağlayayım anlamadım. Ben Zafer Partisi üyesi değilim. Yani Zafer Partisi'nin iç işlerine karışma gibi bir yetkim yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Parti içi demokrasiden Türkiye'de saysanız parmakla birinci sıraya beni koyarsınız. Parti içi demokrasiyle mücadele eden, parti içi demokrasizlikten muzdarip olan, ben partisinden ihraç edilen, demokratik hakkını kullanıp mahkemeye gidip geri gelen, bir daha ihraç edilen, bir daha mahkemeye giden bir kardeşinizim. Ve her yerde şu örneği veriyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bu ülkeye demokrasi getireceğim diyen liderlere önce şunu sorun. Partinizin içinde demokrasi var mı? Kendi partisine kim olursa olsun, gözümün ışığı da olsa, kendi partisine demokrasiyi getiremeyen hiç kimse bu ülkeye demokrasiyi getiremez. 12 Eylül'den kalma tek yasadır biliyor musunuz arkadaşlar? 12 Eylül'den kalma tek yasa siyasi partiler yasasıdır. Kimse değiştirmek istemiyor. Eğer siz de dahil bana destek verirseniz ilk yapacağım işlerden birisi 12 Eylül kalıntısı siyasi partiler yasasını değiştirmektir. Çünkü siz kendi evinize demokrasiyi getiremezsiniz. Kendi evinizin içini süpüremezseniz ülkeyi temizleyemezsiniz. O konuda sizinle hemfikirim. Kim olur olsun parti içine demokrasi gelecek. Herkesin özgürce kendi liderini seçme hakkı olacak. Milletvekilleri seçimi liderin iki dudağının arasında olmayacak. Olmamalıdır. Ön seçim partiler içerisinde yapılacak. Ben çok bundan muzdaribim. Çok çektim. Ve nasip olursa da ülkeme en büyük hizmetlerden birisini parti içine demokrasi getirerek yapacağım. Başka ne yapacağım biliyor musunuz? Radikal gelecek size. Antidemokratik gelecek size belki ama adam 35 senedir bilmem ne ziraat bilmem ne odası başkanı. 35 sene ya. Bilmem ne derneği başkanı. Bilmem ne sivil toplum kuruluşu başkanı. Siz de tanıyorsunuzdur. Her gün görüyorsunuz onu. Bilmem ne odası başkanı. STK'lardan tutun da siyasi partilere kadar kimse oturduğu koltuğu bırakmıyor. Sinan Oğan olarak benim sözüm var. Gerekirse anayasaya madde koyacağız. Ya yeter ya. Oturan kalkmıyor. Anaları bunları koltuğa doğurmuş sanki. Bakınız hangi görüş olursa olsun, hangi oda, dernek, sendika olursa olsun. Yani anayasaya hüküm gerekirse koymak lazım. Yeter yani. İki dönem bilemediniz. Üç dönem sonra bırakacaksın kardeşim. Niye Avrupa'da herkes bırakıyor? Amerika'da bırakıyor. Yenilen bırakıyor. Siz niye bırakmıyorsunuz? Teşekkür ediyoruz.